sıkıntı yok. Aşıdan sonra 15 dakika dışarıda bekliyoruz. İlk 24 saat ayrı. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan aşılama programı tedarik sürecinin de hızlanmasıyla birlikte alt yaş gruplarına doğru inmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse randevu alabilirsiniz. %100 katılım bekliyoruz ifadelerini kullanarak 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Bu paylaşımının ardından randevularını alan vatandaşlar aşı merkezlerine giderek aşılarını olmaya başladı. Daha geleceğini düşünmüyordum ama hızlı bir şekilde yapmaya başlandı aşılar. İyiyim, hiç de acımadı. İnşallah aşı gerçekten bizi eski günlerimize geri götürür. Açıkçası bu kadar erken beklemiyordum. Daha geç olur, biz de sonlara doğru kalırız diye düşünüyordum. Ama beklediğimden daha hızlı gelişti. Telekomünikasyon şirketinde çalıştığım için öncelik verildi. Aşımız olduk, bakalım hayırlısı. Çok hafif bir sızı hissettim. Onun dışında farklı bir şey yok şimdilik. Bence herkes aşısına olmalı diye düşünüyorum en azından şu dönemde. Sıram geldi, oldum. İlk başta ben aşıya inanmıyordum. Vurdurmayı da düşünmüyordum. Sonra sıram gelince dedim ki belki aşı bulamam daha sonra. Oldum. Ama bir şikayetim yok. Şu anda herhangi bir yan etkisi falan görülmedi. Vatandaşlar koronavirüs aşısına ilişkin durumunu e-nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi, e-nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.